6-9 aylık dönem içinde olan bebekler sosyal varlıklarının farkında olurlar ve sosyal etkileşime hazırdırlar. Dolayısıyla sosyal kuralları öğrenmeye bu dönem içinde başlarlar. Peki bebeğimin öğrenmesini ve sosyal etkileşimini nasıl destekleyebilirim? Onunla bol bol göz teması kurmalı ve etkileşim içinde olmalısınız. Onu heyecanlandıran nesneleri kullanarak onun işaretlerle iletişim kurmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin bir oyuncağı sağa sola hareket ettirerek baş hareketlerini desteklerseniz ve size elleriyle uzanmasını sağlarsanız etkileşim temelini oluşturmuş olursunuz. Aa, C gibi çokça ünlü harfleri barındıran sesleri kullanmanız ve tekrarlamanız bebeğinizin dil gelişimini de destekleyecektir. Uyandığı zaman ona ve çevresindeki herkese gülümseyerek günaydın deyin. Yatacağı zaman yine aynı şekilde çevresindeki bireylere iyi geceler, iyi uykular diyerek bebeğinizi de uyutmaya başlayın. Bu sırada ışıkları kapattığınızda, hafif loş bir ortamda, burası karanlık oldu, uyku vakti diyerek gece gündüz ayrımını da kazandırmaya başlamış olursunuz. Onunla etkileşim halindeyken gülümseyin, tebrik edin, hoşnut bir ses tonuyla konuşun ve tensel temas kurun. Oyun oynarken isteyebileceği nesne sizin kontrolünüzde olsun ve onu sizden almak için bir harekette bulunduğu zaman verin veya onu salıncakta sallarken sizinle göz teması kurduğu zaman sallamaya devam edin. Böylece sosyal etkileşimin temeli olan göz kontağını da geliştirmiş olursunuz. Yemek sırasında sevdiği yiyecekleri yerken çok lezzetliymiş, tatlı yerken ne kadar da tatlı, ekşi yedirirken bu biraz ekşiymiş gibi tat duyusunu ve tatları ayırt etme becerisini destekleyebilirsiniz. Bir oyuncak ile oynayarak bebeğin nesne sürekliliğini pekiştirebilirsiniz. Örneğin bir ayıcığı battaniyenin altına saklarsanız daha sonra da "Aa, ayıcık nerede?" diye bebeğinize sorarsınız ve ayıcığı battaniyenin altından çıkarıp "Aa, buradaymış." diyebilirsiniz. Bu etkileşimi birkaç kez yaptıktan sonra bebeğiniz battaniyeye doğru baktığında onu gıdıklayıp öperseniz çocuğunuz davranışını ne yapmış olur? Pekiştirdiğinizi hissetmiş, anlamış olur. Etki tepkiyi daha somut bir hale getirerek dil gelişimine katkı sağlayabilirsiniz. Örneğin elini sizin elinize vurduğu zaman çak diyerek durumu pekiştirebilirsiniz. Daha sonra onun çak diyebilmesi için fırsat vermelisiniz. Bebeğinizin duyusal uyaranlara dikkat etmesini sağlayabilirsiniz. Bir çıngırağı sırtınızın arkasında sallarsanız ve bebeğinizin onu bulmasına yardımcı olursanız yine etkileşimi desteklemiş olursunuz. Böylece sesli uyarana dikkat kesilir ve sesin nereden geldiğini bulmaya çalışır. Bu dönemde bebek siz anne babadan çok şey öğrenecektir. Bebeğiniz ile olan iletişiminizi ve etkileşiminizi duyusal, işitsel, görsel uyaranlarla desteklemeli ve farkındalığının artırılmasına özen göstermelisiniz.